Gazete okuyor musunuz hocam? Nasıl bıraktınız? Bırakanlardan mısınız siz de gazete okumayı, yoksa hala devam ediyor musunuz? Üstadım, ben bir kere kendilerinin dahi okumadıkları gazeteleri okumuyorum yani, bakmıyorum yani. Onlar bile yani bazı şeyler yanlış gidiyor gibi deme cesareti gösteren mecralardaki gazeteleri okuyorlar. Kendilerininkini bile okumuyorlar. Neyini okuyacağım yani? Ben gazete falan okumuyorum. Bizim gazetenin haberlerini de okumuyorum daha ziyade. Sizin yazdıklarınızı okuyorum. Ne olup bitti diye. Eyvah, editörlerimiz üzülecek şimdi. Evet. Haber dediğiniz şey, çünkü ülkede iç açıcı hiçbir haber olmadığı için peşin orayı geçiyorum yani. Canım daha fazla yanmasın diye. Bu dönemde en büyük çıkış yolunu, aslında kaçış yolu da denebilir, kör sağır dilsiz olmayı, duymamayı. Çünkü insanın bazen cinnet getirdiği anlar oluyor. Ben yani cinnete çok geldim gittim. Kabus gibi bir atmosferde hissediyorum kendimi. Onun için duymamak, işitmemek, yorum yapmamak. Artık çünkü hiçbir söz mâkes bulmuyor. Hiçbir iyi niyetli bir ikaz veyahut bir kritik veyahut ya şöyle olsa olmaz mıydı denileceğiniz şey iyi niyete yorulmuyor. Çok yorucu bir ortam. Ya. Onun için susmak, dün konuşmamak. Dün hocam beni, evet. Şimdi isminin şey yapma, izin almadığım için ismini vermeyeyim. Türkiye İnsan Hakları da çok muhafazakar kesim insan hakları örgütlerinde çok başkanlık yapmış, çok önemli bir isim. Arayıp bizim sürekli bize geçmiş olsun diyorlar bu arada. O da geçmiş olsun demek için aradı. Böyle sohbet ettik. Çok böyle biraz o da kırgınlığını anlattı. Çünkü insan hakları mücadelesinden geliyor. Hı hı. İşte yani bu kadar da olabileceğini tahmin etmezdim. Hani ben şöyle dedi hatta. İşte biz 90'larda işte Kürt meselesiyle ilgili hani biz muhafazakarlar olarak bir şeyler yapmaya çalışırken bizim mahalleden çok destek görmedim. O biliyorum hani şeyi. Ama 28 Şubat'ta hani şeyimi bıraktım artık. Buradan bir şey beklemek zorunda beklememek gerektiğini öğrendim. Çünkü kendilerinin başına gelenle ilgili de çok bir şey yapmadılar. Yani insanlar çok fazla evet. itiraz etmediler buna. Evet. Çok ilginç, bu da ilginç bir şeydi. Fakat bu iktidar ele geçirildikten sonra bu kadar başkalarının acısına, bu kadar duyarsız olmayı hani anlayamıyorum. Nasıl olur yani bir din insana bunu emrederken nasıl sonuç böyle çıkar dedi. Ben de ona dedim ki bence sizin ahlakınızla ilgili bir şey yani sizin yaptıklarınız, sizin karakteriniz ve ahlakınızla ilgili. Dinli de öyle alıyorsunuz. Abi, bu biraz siz din, nasıl yorumluyorsunuz? Birçok insan böyle bir hayal kırıklığı evet, yaşıyor çünkü. Yani burada bir olan biten insandan sadır olan kötü temsiller, tecrübeleri bizatihi dine refer ederek böyle bir özdeşlik kurmak sakat. Yani din adına tarih boyunca ne katliamlar, ne cinayetler, ne kötülükler, ne zulümler işlendiğini herkes biliyor. Peygamberin, Hazreti Peygamberin dizinin dibinde 20-30 senelik bir ömür geçir. Bizzat vahiy ve peygamberin rehberliğinde yaşa. Fakat daha onun naaşı, cenazesi toprağa defnedilmeden koltuk kavgasına, hırgüre başla. Sonra eskiye dayanan kabile asabiyetlerine, rekabetlerine istinaden bir tarafta peygamber eşi, öbür tarafta peygamber damadı. Cemal diye patlak verenler. Peygamberin daha vefatından çeyrek asır geçmemişti. 25 sene sonra sahabe dediğimiz binlerce kişi birbirini kesti. Daha ne söylenebilir ki? Burada olan bitenin dinle ne alakası var? Din bu topraklarda öteden beri kimi zaman meşrulaştırma, kimi zaman kendi pozisyonunu tahkim etme, kimi zaman takipçini konsolide etme, kimi zaman onları mobilize etme, kimi zaman elinde Allah'ın sopası gibi ötekini, berikini hizaya getirme, aracı gibi, edevatı gibi kullanıldı.
Üstadım, bir hadisi şerif var. O çok çarpıcı bir şey. İnsanlar maden cevherleri gibidir. İslam'dan önce altın olan, en fazla İslam'dan sonra işlenmiş altın olur yani. Yani külçeyken kolye olur, bilezik olur yani. Ama altın gene altındır. İslam'dan önce teneke olan da gene tenekedir. İslam'da. Dolayısıyla ben dinin bir sihirli değnek işlevi gördüğüne inanmıyorum. İnsanın kendiyle savaşması, Aytmatov'un dediği gibi en kritik ve en önemli değer insan kalabilme çabasıdır. Bu da dışarıdan böyle empoze edilerekten gerçekleştirilen bir şey değil. İnsan yırtınmalıdır. İnsan aynaya bakmayı, bak buram, bu yaptım, bu yaptım, bu yaptım bana yakışan şeyler değil. Buralar eksik. Burada vicdansızlık var. Bak bu yaptığım makulleştirilebilir, gerekçelendirilebilir ama kitabına uydurulabilir ama vicdana bu anlatılamaz deyip bu tövbe-i nasuhunu kendi kendine yapması lazım. Bence insanlığın en büyük sınavı kesinlikle hariçte değil. Kendi vicdanında ve kendini adam edip etmeme çabasında. En büyük şey bu. Ha burada din. Şimdi hani pandemi döneminde aşının yaptığı işleve benzer bir işlev yapabilir. Veya C vitamini almaya benzer bir işlev yapabilir. Motive edici etkisi var. Seni bir manevi iklimin içinde tutma etkisi var. Ama bir simyacı marifetiyle tenekeyi bakırı altına dönüştürme etkisi yok. Onun için insanların dinin söylediği şeyleri manipüle ederek onun meşrulaştırma gücünü kullanarak ortaya çıkardıkları, döktükleri kötü temsillerden hareketle dine paya biçmek, dine saldırmak, yani ona gerek yok üstadım. Ne yobazlıklar gördük, ne tahammülsüzlüklerle karşılaştık. En son başıma gelenler, laik, kemalist, şuradan buradan, ateist, agnostik çevrelerden gelmedi. Dini, mübini, İslam'ın en sağlam, sıkı temsilcisi olan evlatlarından geldi bana. Ve bu ülkede ihraç edilsin, bir lokma ekmek verilmesin diyerek şey yapıldı. Sebep benim söylediğim söz onlara göre yanlıştı. Demek ki onlar Allah'tan doğrudan irtibata geçerek savundukları görüşlerin doğru olup olmadığını Cenab-ı Allah tarafından onaylanmış olsa gerek ki beni bir çırpıda tekfir edip bunu kim yaptı? Bunu dindarlar yaptı. Şimdi bunlar böyle yaptı diye. Benim bu dinin, bu Cenab-ı Allah'a, bu kelama, bu kitaba kızma, yani pireye kızıp yorganı yakma hakkım aklı başında bir insan için ne kadar makul olabilir ki hocam? Evet. Yani ben çocukluğumdan beri dine sadakat, daha dindar olma, dinle daha hemhal olma konusunda çok şiddet de gördüm. Onlara baksaydım bir Turan Dursun refleksi sergilemek söz konusu olabilirdi. Travmatik bir şeyler yaşamış. Ama o tepkiselliğe hiç prim vermedim. Kendi yolumda yürüyorum. Bence bu olan biteni din üzerinden istismarlarla dini gibi görünse de dini bundan bence tenzih etmek, teberri etmekte fayda var. Ben öyle derim ya. Aklı başında olana yaraşır olan budur. Dinin burada yani şöyle bir şey var aslında. Hani meselenin çocukluğuna inmek diyeyim. Meselenin biraz daha. İnin. Yani çocukluğuna inmek istiyorum. Şimdi yani diyelim ki Türkiye'de sorun var. Hani 18 yıldır dindar kadrolardan oluşan hükümet yönetiyor, AK Parti hükümeti ülkeyi yönetiyor. Yani bu burada yalnız çok büyük bir çelişki var. İşte normal şartlarda aslında daha dindarlığın artması gerekirken gençlerde deizm artıyor. Değil mi, siz de yazdınız bunu? Evet. Bugün aslında hiç böyle bu ülkede böyle bir adalet sorunu olmaması gerekiyor ama çok büyük adalet sorunları yaşanıyor. Hukuksuzluk var.
Yani dindarlık sadece bir şundan dolayı şey olsaydı. Dindarlık çözüm olsaydı değil. Çünkü Allah diyor ki adaletli olun. Değil mi? Allah zulmetmeyin diyor. Kimsenin hakkına girmeyin. Yolsuzluk yapmayın. Gasp etmeyin. Bunları söylüyor. Yani ortada bir din ve buna inanan insanlar. Şimdi Türkiye'de diyelim ki sorun var. Ama tarih boyunca bakıyorum. Baktığımda tam da böyle Allah'ın emirlerini uygulayan, adaletli olan, işte Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Ama hani baktığın zaman bir bilim değil mi, böyle bilimde öncülük yapan bir İslam ülkesi yok. Temiz olun diyor fakat işte en büyük İslam ülkelerinin işte temizlik konusundaki durumu ortada. Hocamız Almanya'ya gidiyor. Evet, o Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet. İşte anketler yapılıyor ama dindarlar bile diyelim Suudi Arabistan, İsviçre arasında kimse tercih etmiyor. Kimse istemiyor. Orada yaşamak istemiyor. Yani bütün Batı dünyasına hani örnek olan bu bağlamda bir İslam ülkesi de yok. Huzur yok İslam ülkelerinde. İşte mezhep çatışmaları orada. Adaletsizlik o. Hani çocukluğuna inelim dediğimiz şey sorun bu. Sorun nerede? Sorun nerede hocam? Evet. Ya burada sorun nerede? Şimdi mesela diyelim ki hani böyle en ufak bir şey. Böyle devirler de vardı ama bu devir böyle. Yok ama böyle olmadığı daha önceki. Daha önceki. Şimdi mesela anketler çıkıyor. O George Washington Üniversitesi'nde değil mi? İki tane akademisyenin yaptığı bir anket var. İslamlaşma anketi. İslamilik endeksi. İslamilik endeksi. Hayır, İslamilik endeksi. Evet, evet. Orada da mesela bakıyorsun. İzlanda mı çıkıyordu orada? İzlanda. Oralar çıkıyor. Yani hani Mehmet Akif Ersoy'un bu Batı'yı ziyaretinden sonra hani şeyi var ya, dinleri şey yaşam Almanya'ya gittikten sonra. Yani yaşamları, ahlakları tam bizim dinimiz gibi aslında ama bu tarafa da bakıyorsun burada da bir açmaz. Yani bunu böyle ifade etmekte böyle seçici kelimeler bulmakta zorlanıyorum hocamız ama. Hocamız nasıl ifade edecek acaba? Evet, siz nasıl? Hani şey var ya, bir de mesela özellikle hani Allah çarpar filan, hani kötü bir şey yaptığınız zaman Allah çarpar. Yani ne oluyor? Ben teşekkür ederim. Bu meselenin çocukluğunda siz ne görüyorsunuz bir tarihselci olarak? Bu iyi bir soru yani. Ben anladım ne demek istediğinizi. Umarım okuyucular, yani izleyiciler de pardon anlamışlardır. Ben Mehmet Akif'in bu tespitinin de yani dinleri var işimiz gibi, işleri var dinimiz gibi. Bu aslında Mehmet Akif'in mi yoksa daha anonim bir şey mi? Yani 28 Mehmet Çelebi'den beri aşağı yukarı söylenen bir şey bu yani. Veyahut algılanan, hissedilen bir şey. Neyse. Fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu tam da Elif Hanım gibi tespit edip masaya yatırdılar. Ya çocukluğuna indiğimizde bu işin altında ne vardı ya araştırdılar. Tanıyı din üzerinden koydular. Yani biz dini yanlış anladık, yanlış yorumladık, evet. Yanlış uyguladık ve bundan bu hale düştük. Bence bu tanı da, bu tanıdan sonra önerdikleri tedavi de yanlıştı. Tanzimat Fermanı böyle başlıyor biliyor musunuz? Tabii yani. 50 yıldır İslam'dan uzaklaştığınız evet, için fetihlerden uzaklaştık evet. Diye başlıyor. Yani tanı böyle kondu, üstüne de ıslah tecdit düşüncesi üzerinden genel bir İslami düşünceyi revize ederek, tepeden tırnağa yenileyerek çağın idrakine uygun hale getirirsek işi çözeceğiz zannedildi. Oysa İbn Haldun daha doğru bir tespit yapmıştı asırlar önce. Bir milletin düşüşü de, çıkışı da, yükselişi de din üzerinden izah edilemez demişti. Konu bence dinin sorunu değil hocam. Konu şu. Bugün dolar karşısında Türk parası ters orantılı olarak 7500 dolar bir Türk lirası etse, ediyor olsa F-35 ambargosunu biz koysak Amerika'nın ödediği paraya rağmen vermiyorum uçağını desek tamam mı? Biz yapmasak bile Irak'a demokrasi getirmeye gücümüz olsa hemen direkt gidip uçak gemisiyle bizim din de acayip olur o zaman. Emin olabilirsin.
yani gayri safi milli hasıla kişi başı, bu orta gelir tuzağı var ya, bu 7 bin, 8 bin, 9 binlerde debelenmekten çıkıp 35 bin, 40 bin, 45 bin olsa olabilir. Bu da tek başına yetmez. Dubai'de olmuyor mesela. Yani bedevilik, çok uğraşıyorlar. Bedevilik baki olmuyor. Paraya boğulmuşlar. Parayla bizim oraya, bizim Giresun tabii, paraya tekmük atıyorlar. Yani tekme atıyorlar. Görgü, o görgüden şey ne biliyor musun? Medeniyet, şehirlilik, yerleşik hayatın kodlarını kavrama. Bunları da önemli bileşenler. Bunları yabana atmamak lazım. Bir şeyi taşıyabilme, bir şeyi kullanabilme, bir şeyin hakkını verebilme de bir kültürdür. Bu olmayınca olmaz yani. Yani siz dünyanın varlığına sahip olabilirsiniz. Tırnak içinde. Bir coğrafi yaşam kültürünü atıfla söylemiyorum. Bir zihniyeti atıfla söylüyorum. Tam da Çetin Altan'ın gibi. Siz köylü olduktan sonra dünya sizin olsa beş paralık kıymeti harbiyesi olmaz. Onun için teşhisi ben topyekün geri kalmışlık olarak koyacağım. Yani o çocukluğuna indiğinizde ne oluyor? O geri kalmışlığın batı karşısında savaş meydanında geri kalmıştık, bilimde geri kalmıştık, teknolojide geri kalmıştık, felsefede geri kalmıştık, sanatta geri kalmıştık olarak çok boyutlu, çok bileşenli bir geri kalmıştık olunca üstadım, bu sadece din meselesi. Din bence burada sürükleyici, katalizer bir şey değil yani. Biraz şöyle. Din, din arkadan gelen bir şey. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin duruşunuz yamuksa, bozuksa, din de üzerinizde bozuk duran, yamuk duran bir kostüm gibi olur. Din yamukluğu böyle birdenbire size dokununca düzelten bir şey olmuyor üstadım. Bakın. Avrupa aydınlanma sonrası protestanlık üzerinden kiliseyle hesaplaştıktan sonraki durum, bir de kiliseyle hesaplaşmadan önceki dinin görünümüne bak. Bir de mesela bizim yaşadığımız deneyimde de AK Parti iktidara gelirken olan dini söylem, hakim olan dini söylem, Diyanet'e, işte televizyonlara, işte gazetelere hakim olan bir daha ne diyelim işte profilleri düşündüm. Siz Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmez gibi isimleri düşünün, düşünüyoruz. Daha dışarıya açık, işte diyalog halinde olan dini söylem varken. Ben buna bir analiz yapabilirim. Sonra güçlendikçe AK Parti iktidarı. Ben buna bir analiz yapabilirim. Başka bir dini söylem hakim oldu. Bir anda değişti her şey. Dini söylem var ama orada tabii AK Parti iktidarı gelirken de şöyle bir şey var. Hani Milliyet Gazetesi'ni ziyarette de Abdullah Gül, Abdülatif Şener filan. Hani dini siyasete hiç alet etmeyeceğiz diye o bir vaat de var. Bir de dinin kendisi de bir anda değişiyor yani. Hocam bu hani din hani şey diyor ya, adaletli ol, zulmetme, hırsızlık yapma, yalan söyleme filan. Şimdi bunlar biraz bana şeyi anımsatıyor. Bu hani mahkemelerin uygulamadığı ahim anayasa kararları var ya. Müslümanlar uygulanmayan ahim anayasa kararları gibi. Teşbih tahta olmaz diyelim de. Öyle. Onlar vaaz ve hutbe konusudur. Ya da cuma günü hayırlı cumalar gibi atarsınız ya şey. Evet. Onları Allah adaleti emreder. Mesaj olarak atarsınız. Bunlara yarıyor artık. Kartvizit gibi. Başka bir gerçek hayata dokunması. Üstadım ben anlıyorum onu. Benim oraya sosyal psikolojik bir yorumum var. Yani hikaye Mehmet Aydın vizyonuyla, Ali Bardakoğlu vizyonuyla başladı. Değil mi? Evet. Bu bir aslında o günkü zihniyetin özgürlükçü, demokrat vaatlerinin din boyutundaki yansımalarıydı. Evet. Şimdi ise elleri alkış tutarken patlayacak derecede takdir edilen tipler, üniversiteler fuhuş yuvalarıdır diyen adamlara gelindi artık. Temsil yetkisi, itibar oraya, buradan buraya gelindi. Ben bunu şöyle diyeceğim. Söyleyebilir miyim? Buyurun. Rütü rahatsız etmeyin de. Yok. Tamam, etmiyorum. Yani iktidara bir şey iktidarla söyleyeyim. Falan alakası yok. Çok genel bir şey söyleyeceğim. Bu dini, mübini İslam'ın kitabında bile gözlemlenebilir bir şey. Yani bu sosyolojik bir şeyden bahsedeceğim.
gücünüz elde değilken, organize değilken, belli bir güç tahkimi oluşmamış iken, organize bir toplumsal yapıya dönüşmemişken, teşkilatlanmamışken, haksızlıklara olanca samimiyetinizde vurgu yapmak, her şeyi sivil, özgürlükçü, demokrat bir dille konuşmak hep böyle olur. Yani muhalifken insan Che Guevara gibi konuşur. Dinde de işte Latin Amerika'daki özgürlükçü teoloji gibi konuşur. Ne zaman ki bir kurumsal bir kimliğe, bir gücü elin altında tutmaya ve onu sürekli kılmaya dair bir pozisyonla karşılaşırsınız, bu içinde bulunduğunuz pozisyon, o sahip olanları koruma ve orada durabilme veyahut onun üstüne biraz daha koyabilme refleksi sizi tırnak içinde sağcılaştırır. Gitgide muhafazakarlaştırır. Dininde o yorum ortaya çıkar. Evet. Mekke toplumuna bakın. Orada kölelere bakış açısı fekkür agabehtir. Kölelere özgürlüktür. Ama Medine ortamına bakıldığınızda bir organize toplum olmak, bir az çok site ölçeğinde bir devlet olmak, bu devlet olmanın kaçınılmaz kıldığı rakip, düşman, savaş, esir, bir yığın hukuk var ortada. Bunlar sizin özgürlükçü olmanızı, aynı dili kullanmanızı çok naif kılan durumlar. İster istemez içinde bulunduğunuz o pozisyon değişimi size kölelik. Kaç yüzyıllık geçmiş var. Bir çırpıda da kaldırmak da çok da akıllıca değil noktasına gelinir. Islahat yapalım. İdare edelim. Şimdi devlet denen şey... O yüzden Amerika'da başkan evet. İlk 100 gün ne yaptıysam yaptım diyor. Evet. Devlet denen şey insanı oyun hamuru gibi kendi kalıbına sokan bir şeydir. Bugün yani Prodo'nu mezardan kalkıp devletin başına geçirseniz 2 ay sonra BK milli yerli demeye başlar. Prodo'nu biliyorsunuz değil mi? Anarşizmin yaşasın anarşizm diyen adam. Al, Türkiye Cumhuriyeti'ne başkan yap. Devletin âli çıkar der. 3 ay sonra devletin âli menfaatleri diye konuşur. Başka bir şey diyeceğim yoktur. Peki. Nasıl? Benim enteresan. Prodo'nun da iyi oldu değil mi? Şimdi sizin... ben bir şeyi okumuş muydunuz bu Tolstoy'un bir Tanrı'nın egemenliği içinizde diye bir kitabı vardır. Tolstoy'u ben okuyamıyorum. Sebebi şu. Tolstoy buradan markete gittim diye anlatacak olsa 50 sayfa evet, sürüyor. Bu ama daha anladın felsefi mi? Yani metni. Beni gebertiyor. çok böyle yani onu söylerken Tanrı... niye bana baktınız? Ben de çok uzun böyle mevzuları anlatıyormuşum gibi. Tanrı inancıyla anarşizmi, meydan okumayı birleştiren çok orijinal bir metin o. Yani şöyle bir şey aslında Tanrı'nın egemenliği içinizde şu demek. Yani dışarıdaki egemenlikleri bu kadar niye umurunuzda oluyor? Yani Tanrı'ya inanan bir insan bütün hepsine meydan okur. Hepsine karşı çıkabilir. O cesareti Tanrı inancı ona verir diyor. Beni çok etkilemişti bu Tanrı inancı. Abi ben o cesaret herhalde Şeyh Bedrettin'de, Hallaç'ta falan yani biraz aslında görüyorum. Aslında normalde dindarlık insana diyelim ki din, kurumsal bir sürü şey var tabii. Gelenek, kültür bir sürü şey var ama sadece mesela Tanrı inancının bir dindara, inanan birine, yani etraftaki haksızlıklara, olan bitene karşı hani dengeleri gözetmeden saldırmak ve itiraz etmek gücünü vermemiz gerekmez mi? Siz üstadım, nasıl yorumluyorsunuz? İslam tarihinin tarih boyunca bugün olduğu gibi sevada azam dediğimiz ana kitlesini, ana gövdesini oluşturan düşünce ehl-i sünnet düşüncesidir. Ehl-i sünnet bir kelami itikadi ekoldür. İslam dünyasında bütün itikadi, inançsal ekollerin ortaya çıkışı bu sahabe arasındaki kavgalarda can veren calanalıların statüsünün Allah indinde ne olacağı tartışmasıdır. Müslüman, Müslümanın kanı döktü. Burada yaşanan gerginlik ve şok etkisi 3 bakış açısı sunmuştu. 1. İkisinin de üstünü çizin gitsin. Kafir bunlar. 2. Ne kafir ne mümin. İşte iki ara bir dere. Bu da Mutezile. El-i Sünnet de diyor ki çok uzlaşmacı.
İşte bu uzlaşmacı dil belki o gün gerginliği alıcı, kamuoyunu rahatlatıcı bir işlev gördü. Ve aynı zamanda kuşatıcı, kapsayıcı bir kucaklayıcı refleksi de vardı. Ama bu zamanla neye dönüştü biliyor musunuz? İdareyi, maslahatçılığın ta kendisine oportunizmin kitabı yazıldı bunun üzerinden. Yani ya biz onlara Müslüman diyelim. Allah görsün onların hesabı. Biz o işe karışmayalım. Ne yaptınız? Gerginliği aldınız. Basıncı aldınız. Ama o zamanla ne oldu biliyor musunuz? Ebu Hanife dedi ki, Sünniliğin aslında fıkhi tarafında çok önemli gibi görünür ama aslında itikadi siyasi kimliği daha güçlüdür. Dedi ki, böyle fasık, ahlaki karakteri güven terkin etmeyen adamın, bırakın böyle halife, malife seçin, imam kılınıp arkasında namaz bile kılınmaz diyen adamın ekolünü takip eden alimler 2-3 asır sonra mesela Tahavi, ya fasık da olsa, adi de olsa, beş paralık ciğeri beş para etmez adam da olsa biz başımızdaki herkese, halifeye koşulsuz ittiba etmekle memuruz. Dönüştü. Bu zihniyet, kelam itikat olarak böyle şekillendi. Dolayısıyla bu yapı aynı zamanda din üzerinden siyasi bir zihniyet de içeriyor. Bu yapıdan hocam sivil inisiyatifsizlik, sivil protest, böyle bir şey çıkmaz. Çıkmadı da zaten. Tarihte Şiilik biraz muhalif, biraz haksızlıklara baş kaldıran bir şey. Fakat onun içine de Acem hesapları girdiği için, Pers hesapları. Orada İslam nerede başlıyor, Acem'in menfaati nerede devreye giriyor belli değil. Orası biraz acitasyonu bol, melankolisi fazla, işi kimi zaman böyle arabeske bağlayan bir muhalefet. Bizim İslam dünyasında bence sizin dediğiniz türde Allah'ın içindeki egemenliği olduğu sürece başka egemenlik tanımam diyen şeyler, üstadım Ahmet Yaşar Hoca'nın heterodoks dediği veya bizim müvelleh derviş dediğimiz delilikle velilik arasındaki çizgide hatta yürüyen isimlerdir. Bu Bedrettin olabilir, bu Hallaç olabilir veya bunlar işte Horasan Erenleri olabilir. Böyle düşünüyorum ben. Ben Sünni kalıbın içine girmiş tasavvuf bence sünnet edilmiş tasavvuf hocam. Biraz özünde o zaman devletçilik, devleti kutsama var. Değil mi? Var. Evet. Bu da. Evet. Yani o zaman şaşırmamamız lazım. Yok şaşırmamamız lazım zaten bunun. Bu yani, kadar hani devletçi, bu kadar statikocu evet, nasıl olduk? Üstelik daha da kötüsü. Yani Maturidi olsa az çok biraz Mutezile şeyi var, sosu var. Az çok biraz kımıldar. Eşari kafası hocam. Teslimiyet. Bakın eşarilik insanın varlığını ve iradesini Cenab-ı Hakk'ın mutlak iradesi önünde unufak eder. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı bir tenzih hassasiyetiyle geliştirilmiştir. İnsanı yok edelim diye geliştirilmemiştir. Onlar ister ki Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, kudretine herhangi bir sınırlandırıcı kayıt koymayalım. O, ona Allah'lık ne yaparsa yapar, her şeyi sonsuz şekilde kendisi tasarlar, istediğini yapar dersek tam Allah vasfı kazanır diye böyle bir tanımlama yapıyor. Fakat bu ortaya şunu çıkarıyor işte. Ben yaptım oldu. Ben yaparım sual olunmaz. Bunun yansıması bu. Evet. Bunun yansıması, tasavvuf bunu kendi kendine gerçekleşen kehanete dönüştürerek kabullenmiş. Yani bu Tanrı'nın karşı konulamaz iradesinin tecellisi olan ilahi yazgı, ilahi takdir tasavvufta rıza haline dönüşmüştür. Yani kim zaman abartılmış, aşırı polyanacılığa da gitmiş ama tasavvuf bunu zevkle kabulümdüre dönüştürmüş. Fakat ben şöyle söyleyeyim, Mutezile kafa yapısı hakim olsaydı bugün sivil itaatsizlik, demokratik bakış açısı, özgürlükçü, çoğulcu zihniyet daha canlı olabilir. Ancak hangi Mutezile? Basra'da ortaya çıkan o Hasanan Basri'nin ekibinden ayrılan
o ilk kurucu kadro. Bağdat'ta Memun'un güdümüne girip orada bir tür trollük yapan, tetikçilik yapan Bağdat Mutezilesi değil. Zaten onlar Ahmet bin Hanbel'e yaptıkları zulümden sonra kendi ayaklarına sıktılar ve cezasını da çektiler. Tarihte buhar olup gittiler. Tren fakat kaçtı mı peki? Kaçtı. Bundan sonra ya ben ömrümde hiç tren görmeyeceğim. Ben ondan eminim yani. Dolayısıyla durakta falan da beklemiyorum yani. Yok. Ben yani bu bakın şimdi ben Nostradamus değilim. Çok umutsuz bir tablo çiziyorsun. Ben umutsuzum. Yani benim ömrüm 55. Hadi bilemedin Allah'tan bir trafik kazası, başıma saksı düşme falan olmasa, taş çatlasa, kron bizi götürse 70 hadi diyelim 70 et. Ben bir şey görmem. Yok tren 70'ten gelmez. Sonra? Yok. Bundan sonrasını bilmiyorum. Hadi bizden sonrası görsün. Yani daha makul bir şey söylemek de lazım abi, değil mi? Söyleyebilir miyim? Söyleyin. İyi diyelim iyi olsun hocam. Başka bir şey. Evet hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ama bu kadar. Almanya'da neler yapacaksınız? Üstadım Almanya'da ben bir farklı yabancı öğrenci etnik kökene sahip doktora öğrencilerinin yürüttükleri bir doktora projesinin Kur'an tarihiyle ilgili o projenin başında danışmanlık yapacağım üstadım. Doktora danışmanlığı. Ben lisans dersine falan girmeyeceğim. Evet. Yok. Nasıl bir içeriği belli mi? İçeriği az çok belli. Evet. Ben zaten birkaç sene önce de orada bir sempozyuma katılmış bir sunum yapmıştım. Orada çocukların yürüttükleri. Almanya'da, Batı'da böyle sabit, standart akademisyenliğin pek kıymeti harbiyesi yok. Ona bir baz maaş verirler. Atıyorum 3000 euro. Evet. Üstüne proje getir, bir şey yap. Proje getir, bir şey yap. Maaş 10.000 olur, 15.000 olur euro. Evet. Yani böyle işte. Böyle. Belki olur. Giderseniz Almanya daha sonra işte Mustafa Varank'ın şeyi vardı ya Sayın Bakan'ın akademisyenliğini Türkiye'ye geri getirme proje kapsamında geri gelirsiniz. O mesela Almanya'da yaptığınız o doktor yapacağınız doktora tezi Türkiye'de yapılabilir mi? Yani ona izin verir mi Türkiye'de? Yok, sonuçlarına katlanabileceğini zannetmiyorum. Evet, bir şey söyleyeyim. Ben yurt dışında barınabilen ya rahat edebilen bir insan değilim. Hayır, yaşam alışkanlıklarım öyle. Benim çok sınırlı, konvansiyonel bir hayat felsefem var. Yani nerede doğdum? Göbek bağım oraya çekiyor, oraya gidiyorum. Ben Fethiye, Marmaris, Bodrum, çıplak gözle henüz görmemişim. Yaşım 56. Hiçbirini görmedim daha. Yurt dışında da öyle. Mesela ben diyelim ki Almanya'ya sempozyuma gidiyorum bir yere. Millet o vesile, o fırsat. Ya hadi bir İskandinav'a geçelim. Hadi bir St. Petersburg görelim. Hadi İspanya'ya inelim. Ben de şöyle ya. İlk uçakla beni Frankfurt Havalimanı'ndan memlekete gönderin. Ama bu sefer daha başka bir kendimi koşullandırarak gideceğim. Belki daimi olarak kalabilirsem daha da dönmeyeceğim. Benim buradaki şeyim arpam hocamızın gitti. Bir tane bir videosu vardı Yıldıray sen gördün. Gücüm yeterse nerede verimli olabileceksin orada evet. Gücüm yeterse dayanabilirsem dönmeyeceğim artık. Sosyal medyada hocam bir tane sizin bir videonuz vardı. Ben baktığımda epey böyle gülümsüyorum. Yıldıray sen de görmüşsündür belki. Spinoza çarpsın sizi biliyorsunuz. Spinoza okuyorsunuz. Ben geçen hocam niye sinirlendiniz? Onu kime söylüyordunuz? Vallahi bir Spinoza çarpsın seni. Gördün mü onu? Evet. Birisi bir salakça bir yorum yapmıştı da onlar yani. Spinoza ile sizi şey yapan nedir? Çeken ne sizi? Üstadım ben yıllarca tefsir okudum. Şunu yaptım. Bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Bu Kur'an'ın sembolik dilini, Allah merkezli dilini, vahyin o metaforik dilini, bu mucizelerin nasıl anlaşılması gerektiğini, vahyin nasıl anlaşılması gerektiğini. Böyle düşünüyorum. Aklıma ucundan, köşesinden bir şeyler geliyor. Böyle taslak çıkıyor, iskelet çıkıyor. Ya tam organize edemiyorum. Traktatüs'ü okudum. İşte Vizontere'de Emin var biliyor musun? Bilmez olur muyuz? Deli Emin. Aklıma gelmişti. Aklıma gelmiş. Şevzun hep sizin diyor ya. Bana Spinoza bunu yaşattı işte. Bak şerefsizim benim aklıma gelmişti dediğim şey. Anladınız mı? Evet, o da aynı mücadeleleri vermişti zamanında. Ama
Spinoza Bey 1660'larda aforoz yedi. Yıl 2021. Aforoz baki hala Hollanda'da. Kalkmadı. Evet. Ama aforoz edenlerin esamisi okunmuyor. Evet. Spinoza'nın hala kitapları. Evet. Okuyorum. Ben hala okuyorum ya. Şu anda daha iyi tanıyayım. Baltayı taşa vurmayayım diye. Paso Spinoza biriktiriyorum işte. Bir de o tabii Yahudilikle tabii. Şey yaparken tabii evet. Tevrat'ta böyle dünyanın yaşının falan olduğu şeyler var yani. Tabii. 5386 mıydı? Öyle bir şey yani dünyanın yaşı budur diye. Baya hani tevil edilmesi zor şey. Yani. Evet. Kapatalım mı programı? Ne dersiniz? Vallahi. Çok kolay gelsin çok size. Çok teşekkür hocam. Ben teşekkür İnşallah ederim. Sağ olun. Güzel şeyler yaparsınız. Bize i̇yi oldu mu? Ederiz. Çok güzel oldu. Biz çok keyif aldık. Ben de. Siz de keyif almışsınızdır umarım. Gayet ben trafikte yetişemeyeceğim diye korktum ama bypass yaptım trafiği. Bir de sizi Almanya'dan bağlarız. Biz şimdi bu zümle sesini çözersek Almanya'dan olur, sizi bağlarız. Olur, çok güzel olur. Olur, evet. Başta. Bir... İnşallah bir terslik çıkmaz. Vizyum diye yani vize evrakım davetiyem geldi. Bugün de bizim Erhan'a söyledim. Evet. Vize işlemi başlıyor evet. İşte bakalım inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Keyifli ben bir sohbet ederim. Oldu. Sağ olun. Evet.